Merhabalar, benim adım Ayhan Sezer. 35 yaşındayım. 35 yıldır bu memlekette yaşıyorum. 6 yıllık evliyim. 7,5 yıllık esnafım. Şimdi burada bugün bir hareket başlattık. Bir dayanışma hareketinin adını da esnafın kepenk kapatmasıyla bunu pekiştirdik. Allah'ım olsun bununla ilgili sıkıntı yaşamadık. Yerel esnafımız bu konuda arkamızda durdu. Bugün burada toplanmamızın amacı, bu faaliyeti gerçekleştirmemizin amacı, Yusuf Ali'nin sesi, Yusuf Ali'nin yarası hiçbir şekilde hiçbir yerde konuşulmadı. Biz de bunun mücadelesini vermek için Yusuf Ali gençleri olarak birlik ve beraberlik mesajı vermeye çalıştık. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Akabinde sesimizi duyurmaktan kastımız, şimdiye kadar hiçbir yaramız sarılmadı. Bakın ben 7 yıllık esnafım, benim yeni yerleşim yerinde bir dükkanım yok. Aynı şekilde 6,5 yıllık evliyim, benim yukarıda gidebileceğim, başımı sokabileceğim bir evim yok. En nihayetinde bugün bulunmuş olduğumuz noktada şöyle sıkıntılar da cereyan etti. Alelacele taşınma gibi bir şey söz konusu oldu. Bununla ilgili okullara üst yazılar geldi. Bunu herkes biliyor burada. Bütün Yusufeli vatandaşı biliyor. Biz bunun önüne geçebilmek adına insanları inşaata değil, bitmemiş tozun toprağın içinde bir yere değil, bitmiş yeşilliklerin yükseldiği, kuşların uçtuğu, gerçek anlamda maketlere hazırlanmış bir ilçeye çıkmak istiyoruz. Bunu bütün buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum, bütün yetkililere sesleniyorum. Sesimizi duyun artık, buna bir çare olun ya. Mağduruz. Mağduriyetlerimizi duyun. Halkla istişare edilerek yapılacak bir ilçeden bahsedildi. Hiçbir zaman halkla istişare edilmedi. Ben 7 yıldır buradayım, 35 yıllık bu insanın, bu memleketin insanıyım. Benim kapımı bir defa çalınıp bana şu sorulmadı, sen ne istiyorsun denilmedi bana. Keza buradaki 7000 tane insanın hiçbirine bu sorulmadı. Biz bu mağduriyetleri dile getirmek adına Yusufeli evladı olarak, Yusufeli gençleri olarak bir araya geldik. Saygılarımı sunuyorum. İnanıyorum ki, istiyorum ki sesimiz gerekli mercilere, gerekli makamlara iletilsin. Sesimizi duysunlar, bununla ilgili gerekli çalışmaları yapsınlar artık. Yoruldum. Oğuzhan Boyacı, artı Yusufeli'yim, bu memleketin, bu sokakların çocuğuyum. Şu anda halkımla beraber yeni yapılan ilçedeki tüm olumsuzluklar bittikten sonra çıkma kararı aldığımız için burada toplandık. Birçok arkadaşımız, birçok değil, yüzlerce arkadaşımızın evi yok. Mağduruz, yüzlerce esnafımızın iş yeri yok, mağduruz. O birlikteliği sağlayıp yeni ilçede tamamen iş yerlerimiz yapıldıktan sonra, evi çıkmayan arkadaşlarımız ev çıktıktan sonra Yusufeli'ni orada daha güzel yaşamak için, hep beraber yaşamak için bir protestonun içerisindeyiz. Aslında protestonun içerisinde değiliz. Halkımızı verenlerden arıyoruz. Yani bizi zorlamasınlar. Biz mağduruz. Devletimiz büyük. Biz devletimize güveniyoruz. Biz aslında Yusufeliler olarak altın madalyayı hak eden insanlarız. Bu topraklara sahip çıkmışız. Bu topraklarda yaşıyoruz. Bu topraklara aşığız. Aşık olan bir topraklara aşkından ayırmasınlar. Bizlere yeni bir inşa yeri yapsınlar. Evet, evet. Okuluyla, caddesiyle, sokağıyla çıkacağız. Gülcan Polat ben. Yusufeli halkı için buradayız. Biz hep Yusufeli olarak yukarıda her şeyin düzenli bir şekilde evi olmayana ev, dükkanı olmayana dükkan, okulların taşınmaması, orayı tamamen bitmeden oraya kimsenin çıkmayacağını belirtmek için hakkımızı aramaya geldik. Allaç, Yusufeli'nde 9 yıldır aktif olarak ticaret yapmaktayım. Aktif olarak esnafım. Babadan oğula tam 30-31 yıllık geçmişimiz, ticaretimiz var. Ne aileme, babama, ne bana aktif olarak hizmet eden Uğur Allaç'a yeni yerleşimde iş yeri, ev veyahut arsa çıkmadı. Biz bunun mağduriyetini yaşıyoruz. Ve en basit örnek vereyim. Yıllardır burada tozun toprağın içerisinde yaşıyoruz. Her şeyi geçtim. Yeni yerleşimde biz bu sıkıntıyı yaşamamamız lazım. Bitmemiş bir işe taşımak istemiyoruz biz. Esnaf olarak da önce elimiz iş yeri. Bize iş yerimizi versinler. Gerisini artık biz Allah'tan takdir ettik. Kendisi şekilde bunu ayarlar kesersiniz artık. Normalde 18 yıllık esnafım ama Yusufeli'nde 9 yıllık esnaflık yapıyorum. İş yerim var, evim falan hiçbir şeyim çıkmadı, mağdurum.
İlk önce bunu söyleyeyim. Evet, yukarıda hiç kimse çocuğunu okutmak istemiyor. Kendi gözümle görmüş birisiyim. O okula öğrenci gönderilmez. Bir çukura taksi düşüyorsa çocuk hayli hayli düşer. Araştırmaların yapılmasını istiyoruz. Devlet var diye sevgili arkadaşımızı tehditler, hakkımızı arıyoruz diye terör örgütü deniliyor. Devletin olduğunu biz zaten biliyoruz. Şu parmağımızla devlet devlettir. Eğer o devleti biz başımıza güvenerek getirdiysek, bizim hakkımızı aramak için biz muhakkak burada olmalıyız. Devleti de başımızda istiyoruz. Sadece camların arkasından bakmalarını istemiyoruz. Söyleyeceğim bu kadar. Şunu söyleyeyim, ben şahsi olarak burada benim bir sıkıntım yoktur ama buradaki her bir bireyin sıkıntısı benim de sıkıntımdır. Hepimiz şu anda burada tek yürek olmuş durumdayız. Özellikle şunu söylemek istiyorum, babam İsmet Erdoğan, 19 yıldır burada esnaf. Ödemesi gereken kredileri var ve kurul düzeni elinden alınıyor. Kurul düzenini kapat, işini kapat, taşınıyoruz deniyor. Peki babam bu kredisini nasıl ödeyecek, borçlar nasıl üstesinden gelecek? Bunun bir çaresi, bir çözümü, buna bir cevap var mı? Ben bunu sormak istiyorum, teşekkür ediyorum. Bravo lan. Evet, çözüm istiyoruz. Niye de işleri çıkmadığı için güçteyim. Benim değinmek istediğim fiyatlar konusu. Vatandaşa seçim zamanında dairelerin bir asgari ücretlinin, bunu belediye başkanımız ve vekilimiz, o zamanki vekillerimiz özellikle geldi belirttiler. Bakanlar da belirttiler. Bir asgari ücretlinin rahatlıkla ödeyebileceği bir ücret olacaktı daire sahiplerinin. Yani kira öder gibi ödeyecektik. Şu anda ben söyleyeyim mesela açık ortada hesap. 1 milyon 180 bin liraya köy evlerini veriyorlar. Benim anneme köy evi çıktı. Annem alıyor 3500 lira maaş. Bunun yıllık 15 taksitle ödeyecek, 15 yılda ödeyecek. Bunun aylığa döktüğün zaman 6500 lira para ediyor. 6550 lira para ediyor. Bunu 3500 lira maaş alan bir emekli nasıl ödeyebilir? Gelelim kendime. Ben de emekliyim. 6 bin lira maaş alıyorum. Şu anda yukarıda verilen 580 bin liralık daireyi ben şeye döktüğüm zaman ben hiç yemeden içmeden maaşımı oraya bağlamam lazım ki ben onun taksitini ödeyebileyim. Allah aşkına ben soruyorum yukarıdaki bizim yetkililere, bizim idarecilere soruyorum. Siz nasıl bir hesap yapıyorsunuz? Siz nasıl bir ekonomistsiniz ki? Böyle bir hesap nasıl çıkarabilirsiniz? Tam kulağı arkadaşımız, sen her için yalnızlıkla mısın?